Evet, reklam arası vermişiz. Kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Adıyamanspor As Başkanı Sayın Mustafa Çetinkaya, Ezel Gübüz'de hazırlayıp sunduğumuz önemli konularımızı ikinci periyotta anlatacağımızı söylemiştik. Evet, altyapıyı başlamıştık ama uzun konuşacağımızdan dolayı ikinci yarıya bıraktık. Altyapı ile ilgili ne gibi çalışmalarınız olacak? Bununla ilgili görevlendirdiğiniz veya başkanın talimat verdiği bir hocamız var mı bununla ilgili? Altyapı ile ilgili çalışmamız var. Bunu başkan ve yönetim toplantı yaparak karar vermiştir. Şimdi bizim amacımız Adıyaman'daki çocuk niye futbolcu olmasın? Altyapılara baktığı zaman bütün takımların hemen bütün takımlar Türkiye'de 61 numaralı forma giyen her takımda futbolcu var. Evet. Evet. 2 numara giyen yok. Adıyamanlı yok. Sayarsan 3-5 tanedir. Biz de diyoruz ki altyapıya önem verelim. Adıyaman'daki çocuk gelsin. Hem ekmeğini kazansın, hem futbolcu olsun, hem de önü açık olsun. Ben bundan önce Sayın Başkanıma söylemiştim ama Adıyaman'da altyapıyla ilgili ciddi boyutta hocalarımız vardı, çalıştırıyorlardı bununla ilgili. Bunun başında da tabii takımda şu anda da görev yapan Serdar Yılmaz hocam vardı, biliyorsunuz. Ondan sonra Simoiç Karaca'nın altyapısı, işte Belediye Spor'un Ramazan Ünalgir'in kurduğu bir altyapı, Ahmet Bey'in. Ben bunlarla harmanlanıp bir altyapı oluşturulacağı kanıtındayım ama tabii ki en iyi konuyu Serdar Hocam biliyor. Çünkü birebir sizle beraber irtibatlı, başkanla beraber irtibatlı. Şimdi biz yönetim olarak şu kararı aldık. İnşallah Allah kısmet ederse Serdar Yılmaz hocamızla altyapıyı ilgilendirecek hocamız olur. Yani. Altyapının bütün koordinatörü her şey Serdar Hoca ilgilenecektir. Evet. Ekibini o kuracaktır. Gereken bütün biz maddi manevi desteklerimizi vereceğiz. Serdar Hoca bu konuda gereken bütün talimatları verecektir ve ekibini kuracaktır. İnşallah Adıyaman'da bu ekibi biz kurabiliriz. Tabii. Çünkü Adıyaman'da sıkıntı nedir? Ekip kurmada büyük sıkıntı yaşıyoruz. Tabii ikincilik kimi Süper Lig'e yakın bir... Şimdi biz altyapıyla ilgileneceğiz. İşte ikincilik takımıyla ilgileneceğiz. Şunla bunla derken işte Serdar Hocamız, başkanımızın verdiği karar, Serdar Hoca gereken işlemleri şu anda başlamış ve devam ediyor. Adıyaman yıllardır tabii ki isim yapmıştı takım olarak. Daha önce de söylemiştik, birinci ligin kapısından aralanmıştı. Evet. Hep böyle ikinci liglerde boy göstermiş ve hak ettiği yerde değildi ama sonradan sizin kaç sene, 8 mi? Kaç sene sonra ikinci 11-12 sene sonra. 11-12 yıldan sonra tekrardan evet, ikinci ligdeki evet, yerini aldı. Evet. Tabii Ejder Gürbük Karan'ın da soracağı sorular var ama ben kendi notlarımda dediği gibi yaş sınırı yok, sınırı yok şu anda evet, ikinci liglerde. Transferlerle ilgili çalışmalarınız ne? Şu anda görüştüğünüz oyuncular var mı? Giden veya kalan oyuncularımız var mı? Mevcut kalan kaç kişi, gidenlerle yollarınızı ayırdınız, gidenler... Şimdi Yaşar abi, şöyle evet, yapalım. Evet. Altyapıyı hemen kapatmayalım. Hı hı. Altyapıyı önce bir tamamen ele alalım, tamam, masaya yatıralım. Tamam. Ondan sonra oraya gelelim. Tamam o zaman o altyapıyı... Bir aynen, sonraki programda tamam, olur. Şimdi öncelikle ben şunu soracağım. Mustafa abi, şimdi altyapıyla ilgili çalışmalarınız var dediniz. Evet, evet. Doğru mu? Şimdi bence... Tabii bu benim kendi şahsi görüşüm. Tabii yönetiminiz, sizler ne düşünürsünüz bilmem. Ama ben altyapıya, altyapıdan önce altyapının hocalarının oluşturulması taraftarıyım. Bunu Ejder Bey, Serdar hocamız gereken... Yani siz şunu mu demeye çalışıyorsunuz? Biz altyapıyla ilgili hoca bazında veya işte altyapının tamamen koordinatörlüğünü Serdar Hoca işte evet, örnek veriyorum 3 tane hocayla 4 tane hocayla evet, çalışacağım. Evet. Bu 4 hocanın işte ismini kendisi belirler. Belirleyici ola Serdar Hoca. Ama ben de şunun taraftarıyım. Serdar Hoca da eğer bizi dinliyorsa ben TÜFAT'la kendisi de zaten TÜFAT'ın üyesi evet, değil mi Serdar Hocam? TÜFAT'la istişare halinde olup tabii, işte TÜFAT'ta yani benim bildiğim kadarıyla TÜFAT'ta Adıyaman'da 60-70'e yakın hoca var. Tabii.
altyapının dışında rezerv ligde geçen sene oluşturulan lig benim bildiğim kadarıyla şöyleydi. O günün şartlarında ama günü kurtarmaydı. O günün şartlarında. Ki ben Sait Başkan'la görüştüğümde Sait Başkan da şunu söylemişti. Tesis yok. Yine aynı noktaya geleceğiz. Bu çocuklar nerede yiyecekler, nerede içecekler, nerede yatacaklar, nerede kalkacaklar diye bana bunu söylemişti. Aynı şekilde ben Nöfer Bozdoğan döneminde yine televizyon programı yapıyordum. Israrla Nöfer Bozdoğan'a da Adıyaman'da altyapı olmadığı sürece, Adıyaman çocuğu olmadığı sürece hep dışarıdan İtal hoca, dışarıdan İtal futbolcu olduğu sürece ben Adıyaman Spor'un ileri gideceğini tahmin etmiyorum dedim. Ki gönül isterdi ki o şartlarda benim dediğim olmasaydı ama hep ben haklı çıktım. Ve aynı şekilde şimdi yönetimsel olarak size bu benim nacizane fikrim. Taşıma suyuyla değirmen taşı dönmez. Sait Başkan dediniz ki yani iki as başkan olarak burada şunu söylediniz. Sait Başkan gibi birini bir daha bulamayız. Bulamayız. Evet. Sait Başkan şey değil abi. Ziraat Merkez Bankası değil abi. Para bassın Adıyaman Spor'a versin. Öyle bir dünya yok abi. Hiçbir yerde yok. O yüzden temele inmek gerekiyor. Temele inmek demek altyapı demek. Altyapıda kendi çocuklarımızla. Kendi çocuklarımızla. Evet. Bu tabii siz bir yapılanma yaparsınız. Ona da Serdar Hoca demişsiniz. Takdir evet. ederim. Veya iyi bir şey yapmışsınız. Serdar Hoca bence 8-10 yaş gruplarından bence ilkokulun temeline inip oralardan ondan sonrasında zaten hoca belirler. Ben öyle düşünüyorum. Ama ben yine söylüyorum. Dışarıdan İtal hoca, dışarıdan İtal futbolcuyla Sait Başkan'ı da kaybederiz. Ekonomik anlamda büyük bir katkı sağlayacaktır. Şimdi niye? Şimdi anlaşacağı 200-300 milyarlık bir futbolcu Adıyaman'da vereceğin 50 milyar bir avantajdır. Yani. Özgür Bey, şunu da söyleyelim. Sırf altyapı dediğin zaman sırf aklınıza futbol gelmesin. Biz bu gençleri nasıl topluma kazandıralım? Bir de o bağlamdan düşünüyoruz. Şimdi biz onu da düşünüyoruz. Dışarıdan, evet dışarıdan. Yani biz sırf şu an gençlik almış başını gidiyor. Tinercim desin, yani Hapçım olumsuz desin. Olumsuz yönlerini bu... anlatıyorsunuz. Tabii. Bunları sporla biz birleştirici sporla bir... Sporla abi topluma kazandıracağız. İlla futbolcusun diye değil. Biz bunları topluma kazandıralım. Bu gençlere... Tabii abi hemen burada araya gireyim şunu söyleyeyim. Evet. Yaşar abiyle burada istişare yaptığımız dönemlerde, program yaptığımız dönemlerde şunu söyledim ben hep. Ben Altınordu'nun tesislerine gittim. Evet. Yaşar abiye söyledim. Ben de gitmiştim. Çocuklara 8-10 yaş gruplarına kaşık çatal masaya nasıl indirilir? Nasıl tutulur? Nasıl tutulur? Eğitimini veriyorlar. İngilizce eğitimi. İngilizce hocaları. Çıkışlar. Artı çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Belki bize çok ters geliyor. Hı-hı. Mustafa abi ne yapmışlar biliyor musun abi? Tesisin içine domates biber bahçesi ekmişler. Ve domates biber nasıl ekilir? Çiftçi. Aynen. Çiftçi o parayı nasıl zor bir şekilde kazanıyor? Sen burada bir futbolcu olursan aldığın milyon dolarları nasıl yöneteceksin diye şey getiriyorlar. İşte Özer abi. Geleceğe, benim gelmek istediğim konuya geldiniz. Evet, işte o yüzden söyledim. Sırf yani futbolcu yapayım işte formaya giderim sahaya çıkarayım değil. Daha geniş yelpazede baktığın zaman Özer. Şunu mesela söylemek istiyorum. Evet. Eğer bu sene Adıyaman Spor'u izlediyseniz Türkiye'de böyle bir takım zor bulunuyordu. Biz sporcu alırken veya hoca alırken önce kariyerine bakıyoruz. Evet. Kişilik bizim için önemli. Evet. Küfür eden, şu yapan, bu yapan, hocasını hakaret eden, taraftarını hakaret eden, hakemle uğraşan, şunla uğraşan, bununla uğraşan biz futbol değiliz değil mi Rıza Diyaman'da? Evet. Biz diyoruz ki kişiliği dört dörtlük olsun, dürüst olsun, efendi olsun. Bunu da şöyle bir parantez açayım ben. Bu eğitimle olacak bir şey. Okullarımızda değerli hocalarımız var, beden eğitimi öğretmenlerimiz var. Onların da oluşturdukları altyapı çocukları var. Birçok da arkadaşımız var bunlarla ilgili. Temelden dediğimiz buradan başlamalı. Evet. Yani şimdi çocuk agresif olabilir, yanlış yolu ama bunun onun caydırıcı yönü ne ile? Eğitimle olur, aileyle olan ilgili. Çocuklara, tabii Serdar hocam sağ olsun. Bir araya gelmekle ondan sonraki Serdar hocam süreç. Sağ olsun. 5-6 senedir bu işle uğraşıyor. Hı. Karakter eğitimi dediğimiz bir eğitim var. Tabii. Çocukları karakter eğitiminde tutup yavaş yavaş bunu ne yapacak? Yüzmeyle,
piknikle, aktivitelerle kültürel faaliyetler, bu çocukları yavaş yavaş kazandıracak. Topluma kazandırma. Çünkü bunları da yapmamız için sevdirmeniz lazım. Şimdi bir de imkanlar kısıtlı Adıyaman'da. Tabii. Şimdi çocuğu nereye götüreceksin? Nerede barındıracaksın? Bunlar nasıl ilgileneceksin? O zaman burada başkanın yalnız kalmaması lazım. Özellikle özür dilerim, belediye başkanımızın, yani belediye biliyorsun sporun kültürel alanlarıdır. Birçok branşlarda yıllardan beri, bütün illerde de baktığınız zaman hep belediyelerle kurumsallaştırılmış takımlar, başarılar ortadadır. Altyapı oradan başlar. Sayın Başkanımız da bu konuda Sait Başkan'ın yanında olursa bence pekişir tabi bu konu. Tek temennimiz inşallah herkes elini taşın altına koyar. Yalnız kalmadığı zaman başkanı... Şöyle bir soru daha sorayım ben size. Şey düşünüyor musunuz abi? Yani yönetim ikinci ligde yine 5 kişiden mi oluşacak? Aynı öyle mi devam edeceksiniz? Aynı o şekilde devam edecek. İkinci ligin zorluklarını ben biliyorum. Serdar Hoca da mesela, Serdar Hoca'dan bahsettiniz. Ben Serdar Hoca gibi, yani bu tabii benim kendi şahsi görüşüm. Sizler ne karar almışsanız bizler de burada yorumluyoruz. Evet. Ben Serdar Hoca'nın sizle beraber kalıp, yani altyapı değil de mesela tecrübeli olduğu için, mesela Ayhan var yanınızda, yönetimsel anlamda değil ama kulübün içerisinde olması anlamında söylüyorum. Ya orada size daha faydalı olacağını, altyapıya TÜFAT'tan yeni hocalar alacağınızı. Şimdi şöyle, bu benim kendi şahsi görüşüm ama. Şimdi söylemek istediği de başkanım bu. Şimdi Serdar Hocam'ın direktifleriyle, şimdi, koordinatörleriyle şimdi TÜFAT oluşturulma. Eğer Allah kısmet ederse, şu andan itibaren biz transfer çalışmalarına başlamışız. Evet. Hedef şampiyonluk. Allah kısmet ederse hedef şampiyonluk. Sayın Cevher Efendi Başkanımız her sene sürekli bir üstlük. Biz bunu göze almışsınız. Almışız. Tabii. Şimdi ne yapacağız? Burada genel kaptansa genel kaptan alınacak. Sportif direktörse sportif direktör. Çünkü yönetim ne kadar karabalık olduğu zaman sen iş yapamıyorsun. 10 kişi bir ara getir, 5 kişi getir, farkını göreceksiniz. Şimdi biz burada 3 kişi güzel konuşuyoruz ama 10 kişi olduğu zaman konuşamıyoruz. Doğru söyledin. Şimdi para kim veriyor? Sait Aybak veriyor. Çünkü burada merak eden arkadaşlar da bizim kuaför bir arkadaşımız Mehmet Canlı, fanatik Adıyamanspor taraftarı. Burada para kim veriyor? Sait Aybak veriyor. Sait Aybak ne yapacak? Yönetimi kendisi kuracak. Tabii. Şimdi ona kimse bir şey diyemez. Evet. Ama şimdi biz hocamızdan da bizim taleplerimiz ne? Tecrübeli, biraz da işi bilen. Biz 2 senedir aşağı yukarı mutfağın arka tarafını biz iyice kavradık. Yani önce acemiydik. Evet. Yavaş yavaş. Şu an mutfakta piştik. Şu an servise çıkabiliyoruz yani. Evet. Oyuncu transferleri olsun. Artık bu işi biz hoca araçları olsun. Profesyoneli yapıyoruz. Biz yavaş yavaş öğrendik bunları. Ekiple beraber istişare ederek biz bunu çözüyoruz. Yani. Profesyonelce bir ekiple profesyonel bir oturumla bu işi götüreceğiz diyorsunuz. Evet. Biz de Sayın Başkanımıza inanıyoruz. Niye inanıyoruz? Daha önce Malatya Spor Kulüp Başkanı As Başkanı iken de Sayın Adil Gevrek'le de görüşüyorum ben. Hatta birkaç gün sonra resimleri de paylaşacağım ben. Bununla ilgili Adıyaman Spor'a olacak katkıları da konuşmuştum ben o zaman. Bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa bir projesiyle ilgili ben Adıyaman'da görevlendirmiştim. Çok 40'a yakın bir çocuğu götürmüştük biz Malatya Gençler Birliği maçında. Tesislerde futbolcu oldu. Bütün hepsini konuştuk biz bunları. Sayın Başkan'ın da dediği gibi Adil Gevrek'in Sait Aybak'ı çok sevdiğini, hem karakterini, bu işi de çok iyi bildiğini, ben üzüldüğüm, benden ayrılmasaydı Malatya Spor'un bu sıkıntıları olmayacağını, evet. Ama amatör ligden çıktığı anda katkılarımız olacak. Tabi burada Ejder Gürbüz kardeşimle söyledik. Katkıların ne anlamda olur? Bir Süper Lig oyuncusu 3. ligde gelmezdi, amatörde gelmezdi ama 2. ligde şimdi gelir oynar diye düşünüyorum. Yaşar Bey gelmesi için biz konuşuruz. Konu başına gidiyor. Tesis. Sen Süper Lig'de işte, Tuğçe'yi getirip burada bir idman yaptıramazsın. İşte bunu diyorum. Aynen. Burada aynen, tesis. Aynen. Yani ondan dolayı. Aynen. Geçen sene biz irtibata geçtik. Sait Başkan görüştü, şey yaptı. Evet. Sağ olsun altyapısı da bize 3-4 tane genç gönderdi. Şimdi gençlerle bu iş bitmiyor ama ikinci lig olduğu zaman tecrübeli futbolcuya ihtiyaç tabii, var. Tabii tecrübeli. Sayın Gürbüz soracağım bir şey var mı? Devam edeyim mi ben? Yani Yaşar abi özellikle ben Adıyaman üzerinden gidiyorum. Çünkü biraz önce de söyledim. Nöfer Bozdoğan döneminde ısrarla şunu konuştuk.
Altyapı. Altyapı hep. Bizim çocuğumuz. Yıllardır hep gündemde. Bizim hocamız, evet. Bizim hocamız ve bizim hocalarımız. Görmeli zaten. Bu algıyı biz Serdar'la kırdık. Kırdık, aynen. Serdar buraya benimsendi 2 yıldır. Emin Hoca'yla kırdık. Kırdık. Aynen. Yılmaz Hoca'nın TÜFAT'ı kurmasıyla daha sonradan Kahta'ya gitmesiyle kırdık. Tabii, tabii bunlar sizler de bilirsiniz ki emek isteyen işler. Tabii. Yavaş yavaş. Biz 2003 yılında Adıyamanspor küme düştü. Sonra biraz önce söylediğim şuydu. Kola barajıyla düştü. Değirmen taşı taşıma suyuyla dönmez dedik ya. Aynen, aynen. Yine söylüyorum. Sait Başkan, yarın kaybedersin. Gelecek olan insanlar da kaybedersin. Buraya gelecek insanlar altyapıdaki futbolcularla eğer devam edilirse, ama yine söylüyorum, bu bir emek. Aynen. Bu ha deyince olacak bir şey değil. Geçen sene ufaktan böyle bir şey oldu. Uzun ama vadeli, ben uzun vadede düşünülecek. Eğer ben hakikaten Mustafa abinin dediği gibi İşte altyapıyı oluşturacağız. Altyapıda işte bir koordinasyon merkezi gibi olacak. İşte oradan Serdar sorumlu olacak. Ondan sonra Serdar'ın himayesi, yani himayesi derken anla işte, hocalar olacak. 8, 10, 10, 12, 12-14 yaş gruplarına birer tane hoca verilecekse ki iyi hatırla, Sait Başkan'la burada program yaptığımızda bunu yapacağım ve kurumsallaştıracağım dedi burayı. Evet. Onu ben nasıl bir proje yapacağız, kurumsallaştıracağım dediğinde belediye ile beraber istişare yaparak mı bu işi götürecekler? Ya Yaşar abi, belediyeler şöyledir. Yani ben çok, belediye olmazsa olmazdır. Bir kere bu kesin. Evet. Şimdi bugün bir dün Besni Akınspor için bir şey yapıldı. Evet, belediye başkanı aradı, katıldı. Billboardları dedi, ben Besni Akınspor'a veriyorum. Encümenden 300 milyar para çıkarıyorum ve destek vereceğim. Bu şekilde de şimdi destek, ben birazdan aynen. Mustafa abiye sponsorlarla ilgili soru da soracağım. Evet, bir gece düzenlenecek. Yani bir soru soracağım Mustafa abiye sponsorlarla ilgili. Ama ben ısrarla yine üzerindeyim. Mustafa abiye de hakikaten bugün buraya katılıp sorduğumuz her soruya içtenlikle cevap verdiği için ekstradan bir teşekkür etmek istiyorum. Yani zor sorular kulüp başkanlığı ve kulüp eş başkanları olduğu için keşke belki bundan bir sonraki programda eğer başkanlar müsait olursa buraya alırız. İnşallah. Bu soruları daha çok daha genişletilmiş bir şekilde sorarız. Ama baktığında da Sayın Başkanım çok rahat cevap verir. Niye? Kafasındaki o tereddütler, kurgular yok. Ekip olarak yok. Yani bu işin üstesinden rahatlıkla gelebileceklerini buradan şimdiden görüntülerinden şeydi. Yani bir sorunsuz bir şekilde kimse strese, sıkıntıya girmesin. Her şey mükemmel olacak. Bir üstlük. Biz de bundan İnşallah. Şey olduğumuz için fazla derinlere de girmek istemiyoruz. Ama Mustafa yani. Ben bir soru daha sormak istiyorum. Bugün çok soru sordum. İmparator Ayhan var ya bizim Leskon, sizin yöneticiniz. Özellikle maçlarda hakikaten canla başla, işte ısrarla sahanın içini toparlamaya çalışan, rakiple boğuşan, hakikaten bir futbolcu gibi mücadele eden bir arkanızda bir destekçiniz var. Onun için birkaç kelime söylemek ister misiniz? Esnaf olarak gerçekten müteşekkiriz kendisine. İşini gücünü bırakıp o şeylerle futbolcuya gece kolay değil yani bu işler. Ejderim. Evet. Yani tamamıyla işini bırakıp onlarla beraber olmak da kolay değil. Sürekli deplasmanlara gitmek. Yani kolay işler değil. Şimdi burada Ayhan kardeşimize teşekkür ederiz. Şimdi futbol bir hastalıktır. Evet. Şimdi kendi tahmar resmi kaptırmış. Yani imkan olursa, tesiste yer olsa tesiste yatar bile. Evet. O kadar kendi tahma kaptırmış. Evet. Gecesini gündüzünü demeden bu takım bir yerlere varsın, şampiyon olsun, ne olursa olsun diyor. İşte ne güzel, bir taş bir taşın üstüne koyana müteşekkir oluyoruz diyor, dediğim diyor, bu. Kafam kırılırsa kırılsın diyor, gözüm çıkarsa kırılsın diyor. Yani keşke Ayhan gibi Adıyaman'da böyle 5-10 tane şeyimiz olsaydı abi. Ben de tamam, o sorunun cevabını aldım abi, teşekkür ederim. Ben geçmiş dönemde Adıyaman Belediyesi bünyesi altında, şimdi belediyeler olmazsa olmazlar dedim ya, evet. Adıyaman Belediyesi bünyesi adı altında
tam yanılmıyorsam U18 ligine Belediyespor Adıyaman Spor adı Adıyaman Spor ama Adıyaman Belediyesi'nin verdiği desteklerle lige katılım oldu. İşte o Tugaylar, Eyüpler, Uğurlar oradan yetişti. Ben yani burada isimlerini saymayayım evet. Tek tek çocukların. Ben öyle bir ortak işte o yüzden dedim inşallah bir programda da başkanlarımızı alırsak bu soruları direkt başkanlara sorsam tabii. Daha geniş daha rahat cevap verebilecek tabii, daha rahat tabii. Keşke öyle bir program yapalım Yaşar abi. Aynen ben de onu söyleyeyim çünkü evet. Yeni şampiyon olmuş Mustafa Başkan'ın mesela şu anda daha belki çoğu kez bir araya gelmemiş şere yapılmamış durumlar var. Mesela söyleyeceğiz transferlerle ilgili görüşmeleriniz oluyor mu? Bilmiyoruz onunla ilgili. Yaşar abi ben hiç transfere hiç girmiyorum. Şu an dikkat edersen hiç şeyle ilgili konuşmuyorum. Gidenlerimiz var. Yok giden gelenle bu programı sadece. O konulara girmiyorlar. Evet. Çünkü şimdi şöyle birincilik bitmemiş. Evet. İkincilik bitmemiş. Üçüncülük bitmemiş. Tabii şeyler devam ediyor ya. Sonuçlar yani. Devam ediyor. Evet. Şimdi onun dışında Mustafa ben çok... Playoff'lar devam ettiği için hala biz yani orada ekibimiz... Ama çalışmalarınız oluyor. Tabii mesela çalışmalar. Şu var. Mustafa abi yanlışsam düzelt. Mesela başkan şeye gitmiş. Esenler Erok maçına gitmiş. Yani muhtemelen bakmış mı? Şey var mı yok başkan yani. Ve... menajer belki yollamıştır, göndermiştir. Belki hoca göndermiştir. Ekip olarak çalışmışlardır. Bir ekip kurmuştur. Bu ekip çalışmalarına devam ediyor. Evet. İşte Sayın İskender Korkut Bey de programımızı zevkle izliyor. Siz bir değersiniz diyor. Biz de teşekkür ediyoruz. O da Malatyalı olmanız münasebetinde ama bir Adıyaman sevdalısı. Adıyaman artık. Mustafa ben şunu da söyleyeyim. Ben altyapıyla ilgili tabii Serdar Hoca da teslim etmişsiniz. İyi yapmışsınız. Güzel bir tespit. Ama ben TÜFAT'ın başında Yılmaz Hoca var ya, mesela. Kurulmasının ana temeli TÜFAT, bunlar işte. TÜFAT'a yani. Şey olmasını isterim. Yani oraya irtibatlanmasını. Çünkü ya biz herkes var. Yani biz herkese kucak açıyoruz. Tabii. Aynen dediğin yani gibi. Kimseyle küstelik, kimseyle darlığında değiliz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hayır kesinlikle. Ben yani bir küslük falan var değil mi? Bilgi alışverişi biz hepsiyle yapacağız yani. Evet. Biz işte ben bu bağlamda söylüyorum. Ya herkesten bilgi, birikim. Ya Serdar Hoca niye aldı? Serdar Hoca onlarla üyesi bir... değil mi? Serdar Hoca. Tüfatın üyesi değil mi Serdar Hocam? Abi Serdar Hoca burada mı? Yok. Yani ben zaten yani burada söylerken yöneticime söylüyorum. Hı-hı. Serdar Hoca'ya da yani kulağına küpe olsun. Küpe olsun. Yani istişareni yap. İstişareni yapıyorum. Yaşar Bey, Serdar Hoca bize bir rapor sunacak. Evet. O raporun gözetiminde biz gereken çalışmalarımızı yapacağız. Ne güzel. Bak o daha biz, güzel. Bize rapor verecek yönümüze. Onun direktörü, onun koordinatörlüğünde çalışmaları ona göre ona göre bir çalışmaları kabul edeceğiz. Şu mu Mustafa Bey? Yani spor kamuoyuna şunu söyleyebilir miyiz? Adıyaman Spor kamuoyu. Adıyaman Spor yönetimi kapılarını herkese açmış. Evet. Bu TÜFAT olur. Bu futbolcu bağlamında olur. Bu altyapı bağlamında olur. Herkesin fikrini açığız. Evet, saygı duyarız. Saygı duyarız. Bizimle irtibata girebilirler. Bizimle beraber olabilirler. Aynen. Özellikle de ben şunu söyleyeyim. Buradan futbol adamlarına sesleneyim ben. Yani Adıyaman'da futbol adamıyım diyen bir sürü dostlarımız yani var, abilerimiz var. Şortur resimleri, şortur resmi olanlara sesleniyorum. Aynen. Onun için ben paylaşımlarımı şortu yapıyorum. Şortur resmi olan arkadaşlara sesleniyorum. Aynen. Yani ısrarla spor adamlarını, mesela isim vermeyeyim ama bir Nuri Hoca'dan fikir alınabilir. Tabii. İsim vermeyeyim ama aynen. Bir Yılmaz Hoca'dan alınabilir, bir Ali Nait abiden alınabilir. Özer Bey biz gereken herkesle... İrtibata geçeceğiz. Ali Güllü tamam. Abiden alınabilir. Burada tabii isimler Ali Güllü şey yani, uygun değil. İsimler sayma yani, uygun değildir. Yani, spor adamları evet. Aslında burada geçmiş olan değerlerimiz yani. Evet. Zaten biz bunu her programda anlatıyoruz beraber. Hı-hı. Derneklerle istişare zaten Serdar Hocam bu konuda tecrübeli ve donanımlı. Böyle. Giriyor o derneklere. Zaten Mustafa da biliyorum Sayın Başkanım Kağıtada sporculuk döneminden beraber de Kağıtada geçmişimiz var şeyde. Yani içinde hemhal olmuş, harmanlaşmış bunların hepsini çok iyi derecede bilen arkadaşlarımız bunların çalışmalarını çok iyi bir şekilde yapacak. Ama şunu söyleyeyim, Adıyaman Türkiye'nin ve dünyanın gündemine oturdu. Burada dedim ya, hem taraftarın zaten Sait Başkan'la As Başkan, Malatya'nın As Başkan'ından dolayı tanınmıştı Adıyaman Spor'a geldiğinde.
Biz ondan sonra ulusalda bayağı gündeme taşıdık ünlülerle şunlar burada derken Cevher Hanım hepimizi geride bıraktı, daha farklı bir potansiyele, daha farklı bir şeye taşıdı. Mustafa abi, ben her yerde Adıyaman. Mustafa abi bir de şey soruyor. Evet. Abi Adıyaman Spor yönetimi olarak Adıyaman Spor takımı yönetimi sponsorlarla ilgili ben eksik gördüm. Adıyaman Spor'a fazla desteğin olmadığını gördüm. Sponsor anlamında bir sisteminiz var mı? Var. Sezon başında biz evet. yönetim olarak toplandık bir karar aldık. Eğer takip ederseniz son 5-6 maça kadar göz sponsorumuz ve sırt sponsorumuz yoktu. Evet. İşte orada eksik şimdi, gördüğüm için söylüyorum. Biz sezon başında Vali Bey'le belediye başkanıyla evet. milletvekilleriyle irtibata girdik. Biz sponsor arıyoruz. Evet, onunla ilgili. Yani burada isim söylemek şeydir, reklama girer mi girmez mi bilmiyorum. İsim kullanmasak yok. Şimdi evet. Adıyaman'da çok güçlü firmalar var. Yani çünkü bakıyorsun birincilikte şu firma veriyor, tabii. şu veriyor, şu veriyor, şu veriyor, şu veriyor. Tabii. Adıyaman'da abi, çok... Süper Lig'de Sanikabulu, Erazur. İşte şimdi... Fakat Denizli Spor şimdi, olur yani. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabii. Reklam önemli, şimdi, isim almak. Biz diyoruz ki gelin beraber paylaşalım. Ya sürekli Sait Aybak verecek değil abi. Siz de gelin takma sahiplerini. Peki bu cazip hale gelmedi mi? Şu anda Adıyaman çıktı ikililiğe. Şimdi büyüme kazandı. Yaşar Bey halen bakış açıları değişmedi. Değişmez. Adıyaman'da değişmez. Kolay kolay değişmez. Adıyaman'da değişmez. Ama dışarıdaki... ben işte ben Adıyaman Sporlu Adıyaman Spor'da Adıyamanlı iş adamlarının özellikle dışarıda İstanbul olur, Ankara olur. İşte ben onu söylüyorum. Özellikle dışarıdaki iş adamlarımızın Adıyaman Spor'a bakış açısının değiştiğine inananlardanım. Şimdi nasıl? Sait Başkan Bal Ligi'nden aldı ki ile şey yapmadı. İstişare yani bu sponsorluk anlamında güveniyor. Ondan sonra Bal Ligi'nden 3'e çıktı, 3'ten 2'ye çıktı. Bundan sonra Adıyaman Spor gündeme oturdu. Ya şimdi bir de ağırlığı var. Vakıf başkanlığı yaptı Adıyaman'a. Şimdi Adıyaman Bey, hayır, şunu söylemeye çalışıyorum Yaşar abi. Adıyaman Spor o eski Mustafa abi programa başlarken dedi ya işte borç vardı, herkes kaçıyordu, yakasını silkeliyordu, 3 liraya 5 liraya evet. tenezzül ediliyordu. Evet. Bence Sait Başkan'la beraber biz Adıyaman Spor olarak o algıyı kırdık bence. Kırdık. Ya biz bundan sonra ikincilikte bence inşallah, yani bilmiyorum ama Mustafa abi işte rahatlık şöyle tavan yaptı diyoruz. Şöyle ya. Bir şey söyleyeyim. Adıyaman'da yani reklam olmasa bir 20 firma burada sayabilirim. Evet. Ya doğru. Türkiye'de sayılı zenginlerde firmalar. Evet bunlar. Doğru. Ben buna katılıyorum. Şimdi bir Ömer Aybek tek çıktı. Evet. Sağ olsun bize otobüs. Bir otobüs aldı. Evet. Allah razı olsun. Burada Ömer Aybek beni de aramıştı. Benim programımda da mesaj göndermişti. Ben otobüs bağışlıyorum diye. Burada Ömer Aybek abimize teşekkür ediyoruz. Ömer Bey'e teşekkür ediyoruz. Her zaman da mesajlarını gönderiyor bana. Şöyle adam diyor ki maddi manevi ben bu takımın arkasında diyor bana evet. ne amcası düşüyorsa. Amcası oldu mu Sait Başkan'ın? Sait Başkan abisi. Abisi. Evet. evet. Şimdi bir sponsor bize Ömer Aybek çıkmış. Evet. Başka bir sponsor yok. Peki bununla ilgili bir çalışmanız olacak mı dışarıda? Şimdi fark etmez. Biz çalışmamız var. Yani sene başında yaptık. Evet. Son 4-5 maça kadar göğüs ve sırt sponsorumuz yoktu. Evet. Formalar boş kalmasın diye her gittiğimiz ilde bize diyorlar ki niye sponsor yok? Standlar kuruldu, birçok şeyde fedakarlıklar yapıldı. Evet. Ondan sonra Sait Başkan ücret vererek sponsor oldu. Neticede kendi cebinden ödüyor. Evet. Biz de buradan Sait Başkan'a teşekkür ediyoruz. Ücret ödeyerek banka kanalıyla evet. bize sponsor oldu. Şimdi ondan dolayı evet. Adıyaman'daki iş adamlarının hepsine sesleniyor. O zaman burada biz STK'larımıza, yöneticilerimize, sayın valimize, belediye başkanımıza tekrar sayın sezona girmeden, hepsine söylüyorum. Sezona girmeden çok iş adamlarımız hepsine rica ediyorum. Tabii. Ciddi bir şekilde şekilde gel elinizi taşın altına koyun. Bu takıma sahip çıkın. Katkılarını... Takıma sponsor olun. Tabii. Kimisi göğüs sponsoru, kimisi kol olur, kimisi şort olur, kimisi araba olur. Tabii. Yani herkes bir şekilde takıma sahip çıksın. Ucunu tutarsa bir yerde. Tabii şu an burası tabii. ikincilik. Aynen. Ki ilin önemli konusu tanıtım. Tanıtım konusunda eğer Adıyaman'ı tanıtmak istiyorsan tabii. buyurun size fırsat imkan. Ya her bağlamda bunu defalarca Ejder Gübüz'le ben programımda hep bunu anlatıyorum. Şimdi yarın inşallah bu pandemi illeti bütün İslam alemi dünyanın başından defolur gider.
seyirci anlamında eski günlerine takımlar kavuşur, o inşallah. Sinerjiyi yaşarlar tribündeki o havayı, o oluşumu. Sait Başkan bir de oradan da şanssızlığı var. Şansı evet evet çok yani, zor bir süreç. Ve bilet getirisi de olmadı. Geldiğimiz günden beri seyirci yasağı başladı. Yani. Şimdi bir 5000 6000 dışarıdan bir de ikinci ligde gelecektir. Bu 8000 gelir. Şu çok büyük bir katkı diyor bana. Şunu çok yaptık Yaşar evet. abi. Dönem dönem. Evet. Mesela maçlarda işte tribüne, bizim tribüne kale arkasında takıldıktan sonra 10 bin ile 12 bin arası. 12 yani, bin. Hatta 13 bini de zorladığı günler oldu. Şunu yaptık dönem dönem. Yani en azından bir iş adamı 1000 tane bilet alıp parasını ödedi. Ve yani, işte bir diğer iş adamı 5000 tane bilet, belediye 3000 tane bilet. Yani Adıyaman Spor'a Sait Başkan geldikten sonra insanlarda bir rehavet başladı. Nasıl olsa para var. Başkan yürütüyor. Ama dışarıda da ahkam kesiyorlar. Öyle bir şey olur mu? İşte bu üstte özellikle programda hep şunu söyledim. Bir kuruş dahi vermeden oturup eleştirmek kadar güzel. Tabii. En kötü basit, şey odur. Aynen. Basit bir Yaşar şey. Yaşar Bey şunu aynen. söyleyeyim. Aynen. Bu takım şu an şampiyon olmadı mı? Evet. Evet. Siz ikiniz de Adıyamandasınız. Evet, halen başkanın yönetimi eleştirilmiyor tabii, mu? Tabii. Ya tabii. Şampiyon olduktan sonra her şey bitmemiş mi ya? Ya bitmiş. 3 puanla mı olur? 1 puanla mı olur? 0 puanla mı olur? Üzüldüğüm şu kaptan. Ama şunu söyleyeyim. Şampiyonluktan sonra 1-2 böyle şey ama çok herkeste gerek Sait Başkan, gerek yönetim, gerekse Dile Başkan, gerekse sizler ve hocalarımız Ayhan. Yani herkes takdire şayan şekilde. O, hakikaten. Hakikaten yani. Spor kamuoyu destekliyor sizi. Bak spor kamuoyunun yani, bilen insanları, kültürlü, deneyimli, spor geçmişi. Yaşar abi o istisnalar kaydı yani, her yerde var. Ya işte diyorum ya, bilmiyor adam sporu. Şunu da söyleyeyim. Katkısı olmuyor ama bakıyorsun ama sinek, sürüsinek de bulandırır. Yaşar Bey şunu söyleyeyim. Yani tiskinlikse. Sait Başkanım evet. İstanbul'da 2000 tane büyük yaş forması gönderdi. Bir 500 tane çocuklar için forma gönderdi. Evet. Yani, taraftar grubunun hepsine bir evet. şekilde verdik. Evet. Niçin onları abicim memlekete tam şampiyonluk havası yakalansın diye caddede gezdiği zaman herkesin üzerinde bir forma olsun. Gelsin, evet. Çocuklar formayı bayrama sevinçli bir şekilde girsin aynen, diye biz bunları evet, hediye ettik. Evet, evet. Şimdi Sait Başkan bunları düşünüyor. İş adamı bunu düşünmüyor mu? İş adamı kalk 5000 10000 tane forma yapsın, üstüne isim yazsın, caddede çocuklar dağıtsın ya. O zaman taraftar gruplarına burada, dağıtsın burada. Sayın Başkan biz de sizin aracılığınızla Sayın Gürbüz de buradayken Sayın Başkanımıza rica ediyoruz. Duruşu belli. Katkılarını zaten kimse inkar edemez. Kendisinden rica ediyoruz. Sakın ola hiç kimsenin dolduruşuna, kimsenin sözüne aldanmadan, doğru bildiğinden şaşmasın. Çünkü bir tane, iki tane eleştirecek, bin tane yanında adamı var. Onun doğru için söylüyorsun. Küstürülmesin, doğru yani küsmesin. Doğru söylüyorsun. Hani küsmesin. Bu insanın ya bu Sait Başkan da sonuçta etten ya, kemikten yaratılmış yani, bir insan yani. Evet, evet. Ya bu insanın da küstürülmesini istemiyorum. Ya bu insanın bu insan da gerekirse küsebilir. Aynen. Gerekirse bu insan da hata yapabilir. Özer Bey bir soru size sorayım. Evet. Siz ikiniz her hafta maçlara gelirsiniz. Evet. İçerideki maçlar için konuşuyorum. Evet. Protokolda X takımın başkanlarını hiç gördünüz mü? Yani pandemi süreci olduğu için şimdi çok yok pandemi sürecine girme bak. Evet. X kulübü bugün yani isim söylemeyeyim. Bize gelen takımlar çok oturuyorlar evet. Şimdi Sait Başkan ve Cevher Başkanım bütün deplasmalı yaz, çamur. Evet. Demeden hep bulundu bütün maçlarda bulundu. Evet. 24 saat topçunun yanında kaldı. Soğukta, karda, karda, kışta, yağmur, çamur evet. demeden abi topçusuyla beraber aynı otelde, aynı karavanda, aynı yerde yemek yedi abi. Çünkü dedi ki ben hiçbir zaman topçumu deplasmanda ben yalnız bırakmayacağım, ben yanında kalacağım. Ben yani 12. kişi benim dedi. Ne güzel işte o güveni. Şimdi diğer kulüp başkanlarına bakıyoruz. Geliyorlar. Maç günü geliyorlar. Egosunu. Abi maç günü de gelmiyor. Bak maç günü de muhatap olmaz. Gelmiyor. Adam deplasmana gelmiyor ya. Takımı gönderiyor. Evet. Tabii tabii. Şimdi muhatap olmaz. Ya. Biz ne yapıyoruz Sait Başkanım? Aynen. En iyi otele ağırlayın. En iyi otobüste, uçakla, en iyi restoranda yemek, en iyi yerde ağırlayın. Ben takıma karşı hiçbir zaman mahcup olmuyorum diyor. Evet.
Bundan dolayı çok önemli konular bunlar. Evet. Ki, aynı yani bunlar şimdi maç kazanmak istiyorsan, şampiyon olmak istiyorsan ben her başkan Sait Başkan gibi olması lazım. Sayın Gürbüz, ben Sayın Başkan, ben Sait Başkan'ın birkaç şeyini bildiğim için anlatmak zorundayım. Tecrübesi var. Malatya'da bunu yaşadı. Malatya Spor'un Süper Lig'deki durumunu şöyle anlatayım. Çünkü orada o yönetimde olduğu için onların yaşam biçimi, futbolcunun tesisiyle ilgili giriş çıkışlarını, giyim kuşamlarını öyle bir ekip oluşturursa ki sorun Türkiye'de bir numara. Ne Fenerbahçe'de var, ne Galatasaray'da, bunu Adil Bey'le görüştük biz. Hiçbir takımda yok. Şimdi Sait Başkan da bunun içinde bunları hepsini görmüştür. Ki eğer gerçekten küstürülmese, uzun vadede de projeleri gerçekleşirse, destek de bulursa, kafasındaki şeyi biliyorum, Adıyaman'ın marka bir şehir halinde sporu taban yaptıracak. Şimdi diye. Sait Başkan dediğin adam, yönetim ekip olarak dediğin adam, Türkiye'nin sayılı iş adamlarından biri. Diyorum ya, evet. Şimdi bu insanın bu kadar kendi işi varken buraya bu kadar senin söylediğin şekilde zaman ayıracak gücü olmaz ki abi. Ayırması doğru, lazım işte bu abi, süreçten sonra. Abi işte aynen. Doğru kişilerle, doğru yerlerde, doğru zamanlarda bir fizibilite çalışması yapmalı. İşte diyorum ya, bir kere biraz önce görev sordum, dağılımı, görev bölümü. Biraz önce sordum, kısa kestin. Çünkü Mustafa abi hemen özetledi. Yani beş kişilik bir yönetimin üç tanesi zaten İstanbul'da. Geriye Mustafa abi kalıyor burada. Ya Allah razı olsun, çok fedakar şimdi yaptı bu, yani burada. Bu, aynen, şimdi başkan burada tamam. olmadığı için zaten bizim en büyük sıkıntımız buydu. Tabii. Sait Başkan'ın en büyük sıkıntısı, kulübün en büyük sıkıntısı bence buydu. Tabii. Sait Başkan belki burada olsaydı belirli dönemlerde kelle koparabilirdi. Aynen. Ama adam ne yapsın abi? Kendi işiyle mi uğraşsın? Adıyaman Spor'a zaman ayırsın? Adıyaman Spor'a ekonomik desteğin peşine mi düşsün? Tabii. İşte işini bıraksın, Siirt'e mi gitsin? İşini bıraksın, Kırıkkale'ye yani mi gitsin? Her dakikada aran, mesela başkan akraba da olsa, mesela diyelim Serdar, her yani dakikada aranmaz başkan. Her dakikayı bunlar çok önemli rahatsız konular. Edilmez. Tabii. Aynen. Şimdi zor işler bunlar. Dediğin gibi birinci derecede muhatap olmak ayrıdır. Sürekli böyle sıkıntılı, stresli bir şekilde bazı sorunları, bazı konuları iletmek ayrıdır. Onun için bunu da aşmışız. İnşallah dediğim gibi doğru projelerle, doğru işleyişle, doğru ekiple ikinci ligde Adıyaman'ımız bir marka takım olacaktır. Ki inanıyorum, ben buradan seziyorum ama büyük bir maddi kaynakla ilgili de ihtiyaç var. Bugün ortalama 15 milyon veya 20 milyona yakın. Daha fazla. Bir daha 25 milyon, 30 milyon da bulacak şekilde. Çünkü eğer şampiyonluğu oynayacak bir takım kuracaksa, Sayın Gürbüz'ün de burada defalarca kuruyor. Kesinlikle ve kesinlikle söylüyorum. İkinci ligde şampiyonluğa bir takım kuracaksanız görev dağılımı yapmak zorundasınız. Zorundasın. Yapmazsanız şey diyorum ya, bu sene bu seneden rahat, daha kötü olursunuz. Rahat olman lazım. Evet. Transferler de gönül ahbap çavuş ilişkileri değil. Altyapıyı demiyorum. Altyapı herkes geldi. Tamam, altyapıyı kapattık, konuştuk. Evet. Ama profesyonel yapıda sahaları çok iyi bilen, sistem oyununu çok iyi bilen, futbolun şampiyonluğu tuzunu yutmuş, playofflarda oynamış, tecrübeli oyunculardan kurulu. En azından biz takım kurarken de Erdoğan'a diyoruz ki iki tane üç tane abi olsun misal. Bir amatörde, bir bal liginde bile iki üç tane tecrübeli oyuncu olsun. Niye? Takımı ona göre havaya sokar. Tabii canım, yani tecrübe her zaman takıma fayda sağlar. Bunda da 5-6 tane dediğin gibi yaş sınırı olmaksızın savaş gibi takım. Ben tek rica ediyorum. Giden futbolcu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Emekler ve Allah razı olsun. Tabii ki para için illerinden gelip burada bize fedakarlık yapıyor. Ama ben futbolcu olarak da ben hiçbir zaman oynanan oyundan bir iki maç hariç tatmin olmadım. Şöyle, Yaşar abi. Hırsı göremedim. O ya, savaşçı kimliğini Yaşar göremedim. Yaşar abi. Şimdi, takım şampiyon olmuş. Yok, şampiyonlukla ilgili değil. Hayır, hayır. Ben savaşçı bir takım. Şimdi, takım başta savaşçıydı. Evet. Şimdi biz burada pandemi süreci vardı. Ya, hocası yakalan topçular yakalan. Bunlar çözüm şey. Öyle ya da böyle bu takım şampiyon olmuş. Gitmiş. Evet. Biz önümüze bakacağız. Abi. Evet. Bundan sonra ne yapabiliriz? Şimdi düşün, bundan sonra bence heyecan getirecek. Bence bundan sonra biz Mustafa abi çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki biz dedi mutfakta yoğrulduk. Mutfakta yorulduk. Aslında tesiste de ekilecek birçok organik Mustafa, şey, domates, Mustafa abi gidin yani yönetimin şimdi Türkiye Ligi piyasasına çıktı artık. Tabii.
Bir isim yaptı Adıyaman Spor. Adıyaman Spor böyle hani tabiri caizse tak 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 baldan 3'e 3'ten 2'ye. Bunu kim başardı? Akhisar başardı. Devam etti ondan sonra. Büyük bir imaj kazandı. Ya. Ama yine söylüyorum. Burada profesyonelleşmek gerekiyor. İkincilik biraz önce sizin de dediğiniz gibi çavuş ahbap ilişkileriyle olmaz. Bir ekip kurmalısınız. O yüzden yine sorunun birinci derecede muhatabı Mustafa Bey olmadığı için sıkıştırmıyorum. Evet, yoksa aynen. Başkan olsaydı aynen. Bugün burada başkana şunu soracaktım. Tabii. Başkanım siz 5 kişilik bir yönetimle ikincilikte ne yapabilirsiniz? Evet. Görev dağılımı yapmazsanız yine söylüyorum artık siz vitrin takım oldunuz. Türkiye Ligi'ne çıktınız. İkinciliktesiniz. Bütün şu anda spor camiasında futbol özellikle futbol camiasındaki herkes artık Adıyaman Spor'u konuşacak. Geldiğimiz yere onu konuşacağız, üstüne koyacağız ama... Neden konuşacak? Madde 1. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bir bayan başkan olarak bir defa Türkiye'ye değil, dünyaya bir açılım yaptınız Adıyaman Spor adı altında. Yeni bir hava getirdiniz. Adıyaman Spor adı altında. Bununla beraber yine söylüyorum, baldan 3'e, 3'ten 2'ye bundan sonra profesyonelleşip böyle devam etmeniz gerekiyor. Ama yine söylüyorum, başkan burada olsaydı biraz daha sıkıştırırdık. Mustafa abi fazla sıkıştırmıyorum. Birçok başkanlar, birçok futbolcudan Cevher Hanım daha çok futbolu bilgisine şeyine, sahip oldu. Rejiden Selahattin evet. Bizi uyarıyor. Son dakika, son 3 dakikamız o artık. O zaman bundan sonra Mustafa abiye hemen Abdurrahman söyleyelim. Ural başkanım da programı izliyormuş. Bunlar hep zamanında Adıyaman'a emek vermiş. Taraftarlar olarak şeyler oldu. Tabii. Selamlarımızı söylüyoruz. Evet, onlar da Mustafa istediği... Mustafa son söyleyeceğin şeyler varsa spor kamuoyuna, futbol kamuoyuna, Adıyaman Spor taraftarlarına... Artık süremiz az kaldı. Burada, hanım telefonla katılabilseydim bir şey değil mi? Bir süremiz az kaldı. Bir dahaki ne inşallah? Bir dahaki sefere. Son sözü alayım. Amatörle ilgili de Bal Ligi'yle ilgili şunu söyleyelim. Biz sonra önceki haftaya mı alalım? Tamam Mustafa abi söylesin ben iki kelimeyle kapatayım hemen. Tamam sıkıştırılmış evet. Bir tamam söyleyeceğim Mustafa abi bitirsin. Reciden uyarırlar Mustafa abi hemen. Burada milletvekillerimden, Vali Bey'den, belediye başkanımdan hepsinden ricam. Bu takımı yalnız bırakmasınlar, bu takıma sahip çıksınlar. Evet. Said Bağıbak bugün var, yarın yok. Bir de Said Bağıbak bu memleketteki gelmez. Onun kıymetini biraz bilelim. Biz evet. De hemfikiriz, temennimiz bu yolda. Çünkü evet. Türkiye'de sayarsan ilk üçe giren bir takım var, Adıyaman Spor. Bursuz tek takım Adıyaman Spor. Evet. Bunun için Said Başkanımızı yalnız bırakmayalım, yönetimi yalnız bırakmayalım, takıma sahip çıkalım. Burada Emniyet Müdürümüz bir sene bizim yükümüzü çekti. Ve evet. Personelle beraber. İbrahim Bey'e teşekkür ediyorum. Onlara teşekkür ederim. Fikret Keleş müdürüm ve personelin hepsine teşekkür ederim. Rektörümüze teşekkür ederim ve ekibine teşekkür ederim. Özel güvenlik firması bir evet. Sene bizim kahramızı çekti. Yağmur, çamur demeden hepsine teşekkür ederiz. Taraftar grupların hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunalım. Gelmiş geçmiş bütün hocalarıma teşekkür ederim. Çünkü Adıyaman Spor'a emeği en fazla olanlar onlardı. Ve futbolcu arkadaşlarımın hepsine teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Mercan Tüyü ailesine çok çok teşekkür ederim. Burayı bize ev sahipliği yaptığı için, her hafta kapılarını bize açtıkları için, İbrahim Başkanıma, Ejder kardeşime, Yaşar abime çok çok teşekkür ederim. Başarıların devamını dilerim. İnşallah daha güzel programlar yaparız. Eğer burada bir hatamız, bir kusurumuz, bir şeyimiz olduysa estağfurullah. Hepsinden özür dileriz. İnşallah herkes sabretsin. Bu takım hedef şampiyonluktur. Şampiyonluk için biz kadro kuracağız. Bize güvensinler, bizi yalnız bırakmasınlar yeter. Çok teşekkür ederim başkanım. Teşekkür güzel ince ederiz. Düşüncelerinizden dolayı. Sayın Gürbüz, evet. Evet, ben önce şunu söyleyeyim. Bal Ligi'yle ilgili. Bal Ligi'yle iki dakikada hemen kapatayım çünkü süre çok kısıtlı. Futbol Federasyonu'nun aldığı bir karar var. Bu karar doğrultusunda takımlara şu hakkı verdiler. Talep. Eğer isterlerse, o mesela Adıyaman'dan hemen bahsedeyim. Evet, sıkıştırılmış lig adı altında. Hı. Bu Adıyaman, İmamoğlu ve Besni artı Urfa'daki 3 takımla 5 takım bu takım isterlerse bu lige katılmayabilirler. Ama hakları saklı kalacak.
sezon, yeni sezon başladığında uzun maratonlu ligle devam edebileceklerle. Besni Akınspor'un katılmama gibi bir durumu var. Tam net değil. Net olursa buradan spor kamuoyunu bilgilendireceğiz. Federasyonu bununla ilgili çok önemli bilgi isteyen olursa bana ulaşabilir. Aynen. Ben yine söylüyorum, zaman kısıtlı. Mustafa abiye Adıyamanspor yönetimin adı altında bizi kırmayıp buraya geldiği için, Mercan TV Spor programını kırmayıp ısrarla telefon açmamıza rağmen başkan, Sait Başkan da evet dedikten sonra hakikaten bizi kırmayıp buraya geldiği için Mustafa abinin iki tane güzide çocuğu şu an kameraların arkasında, Berat'la Baran, onların gözlerinden öpüyorum. Yakışıklı şampiyonlukta onların da emeği var. Allah'ım ocağınıza bağışlasın. Herkesi tek tek saymak istemiyorum. Kocaeli'den bizi izleyen abilerimiz var, İstanbul'dan bizi izleyenler var, Almanya'dan yazıyorlar, İngiltere'den yazanlar var. Ben tek tek söylemiyorum herkese, ama herkese özellikle de rejide bizim kahramızı çeken Selo'ya, Selahattin'e, benim tabirimle Selo. Önümüzdeki hafta devam ediyoruz. Önümüzdeki haftaki programımız saat 10'da olacak. Buradan herkese bunun bilgisini şimdiden vereyim. 9'da yapmayacağız, 10'da yapacağız. Mercan TV ekranları başında spor vizyonu izleyen herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, ben de derin bilgilerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Mustafa Çetin Başkanımızın programımıza konuk olduğu için kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah ileriki haftalarda Sait Başkan'ın ve Cevher Erdem Başkan'ın da bana sözü vardı. Programımıza katarız. Sürkü lisans yapmışsak affola. Gelecek hafta bir spor vizyon programında buluşmak dileğiyle, yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.